Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 7. sınıflar, hepiniz Yüzlük Sorular kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte din kültürü dersinin ikinci dönem, ikinci örnek yazılı sorularını göreceğiz. Arkadaşlar gerçekten videoları anlattıkça, böyle sınavlardan sınavlara sizlerle beraber hazırlandıkça fark ediyoruz ki seneler çok hızlı geçiyor. Bakın ikinci dönemin ikinci sınavlarına bile gelmişiz. Yani yaz tatili kapıda sayılır artık değil mi? Gerçekten hızlıca Seneleri deviriyoruz. Dolayısıyla bize düşen hakikaten bu seneleri çok güzel değerlendirmek. Kendimizi böyle ilimle, bilgiyle, kitapla donanımlı bir şekilde yetiştirmek. Tabi gerektiği kadar teknolojiyle de donanımlı bir şekilde yetiştirmek diyorum. Hemen yüz üzerinden hazırlamış olduğumuz ilk yazılı sınav örneğimize başlayalım birlikte din kültürü dersinden. Ve diyelim ki inşallah herkes din kültüründen. 100 alır. Haydi bakalım. İlk sorumuza bakalım hep beraber. Her zaman olduğu gibi yazılı sınavların en geneli sürekli söylüyoruz değil mi? Beyin fırtınası sorulardan geliyor. Bunlardan ilki bakın toplamda 28 tam puanlık bir boşluk doldurmaca sorusu. Her biri toplamda 4 puandan 28 tam puanın sorunun anahtar kelimeleri sema, laiklik, mezhep, sadakayı cariye, gülbank, mütevazı ve israf kelimelerinden oluşuyor. İlk kısımda demiş ki cümlelerdeki boşlukları uygun olan kavramla tamamlayınız ve giriş kısmındaki bilgi bir din içerisinde ortaya çıkan farklı oluşumlara ne adı verilir sorusundan oluşuyor ki hepimiz bunu biliyoruz ki bu kelimenin ismi mezhep. Neden? Çünkü bakın çeşitli mezhepler var değil mi? Mesela Hanifi mezhebi var başka işte İmam Ebu Hanife'nin aynı şekilde Şafii mezhebi var Hanbeli mezhebi var ve maliki bunlar dört büyük mezhepler değil mi arkadaşlar dört hak mezhepler ama bunların her birinde işte dört farklı e, hani yani dört farklı din adamı ilim adamı bilim adamı ne yapmışlar farklı bölgelerde işte insanlara bazı noktalarda kolay gelen bazı noktalarda zor gelen durumları biraz belki esneterek belki biraz sertleştirerek farklı şekillerde uyarlamışlar değil mi? Mesela Şafi mezhebinde abdest noktasında birazcık katı kurallar var ama Hanifi mezhebinde mesela daha farklı abdestin bozulmasının şartlarından bir tanesi mesela işte vücudun herhangi bir yerinden kan çıkması gibi düşünebilirsiniz. Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız bile bakın o kadar büyük bir bolluğun içerisinde olsanız dahi asla israf etmeyiniz buyruluyor bize çünkü gerçekten dinimiz israfı bize haram kılmıştır arkadaşlar. İsraf her noktada yani zamandan, paradan, kendimizden, kişiliğimizden olabilir. Hani bazen gidiyoruz böyle kocaman kocaman serpme kahvaltılara fakat yiyebildiğimizi yiyip yemediğimizi Allah muhafaza çöpe gönderiyoruz değil mi arkadaşlar? Ya da işte sürekli hayvanları veriliyor diye bize söyleniyor ama kesinlikle bu doğru değil. Her zaman yiyebileceğimiz miktarı tercih etmeli ve gerçekten arkamızda gıda bırakmamalıyız. Çünkü hem bu rızka muhtaç olanlar var hem de bizim haramı işlemek gibi mazalla bir kusurumuz bir günahımız olabilir. Alçak gönüllü insanlara hepimizin de bildiği gibi mütevazı insanlar denir. Çok güzel bir erdemdir arkadaşlar mütevazılık. Hakikaten böyle demişler ya hani bildiğim bir şey varsa bu da benim hiçbir şey bilmediğimdir aslında diye. Çok doğru çok güzel buluyorum. Benim de genel bir hayat prensibimdir aslında. Çünkü gerçekten ne kadar bilirsek bilelim yüce bir yaratıcının yanında bildiğimiz her zaman ee, hiçbir şey kalacaktır arkadaşlar okyanusta belki damla değil zerre bile olmayacaktır. Sürekli sevaba vesile olan iyiliklere ise sadakayı cariye denir arkadaşlar çok güzel. Mesela ne olabilir diyelim? Ee, bir yurt yaptırdınız mesela değil mi? Bir öğrenci yurdu yaptırdınız böyle büyüdünüz işte güzel meslek sahibi oldunuz ve çok iyi paralar kazandınız. Bir yurt yaptırdınız ya da bir okul, bir hastane ya da bir yere bir çeşme yaptırdınız. Afrika'da bir kuyu açtırdınız. Bunlar sürekli siz yaşasanız da sizin vefatınızdan sonra da bakın burada da bir çeşme örneği verilmiş. Orada sürekli beslenecek, faydalanacak insanlar olacağı için ya da canlılar olacağı için değil mi? Çünkü çeşmeden sadece insanlar değil aynı zamanda oradaki bitkiler ve hayvanlar da faydalanacaklar. Dolayısıyla arkadaşlar bu bizim için ee, nasıl anlatsak hiç kapanmayan bir amel defteri gibi daima sevaplara vesile olacak bir iyilik oluyor ki biz buna sadakayı cariye diyoruz. Mevlevilikte Allah aşkıyla özel kıyafetler giyerek dönmeye de sema denir. Artık ülkemizde de son yıllarda bu konuyla ilgili çok güzel ayinler yapılıyor değil mi? Mevlevi ayinleri, Mevlevi ayin şerifleri. Hadi hemen ilk gülümseten sorumuzu soralım. Hiç aranızda herhangi bir Mevlevi ayinine katılanınız var mı arkadaşlar? Ben çok katıldım ve gerçekten çok hayranlıkla seyrederim. Çok da keyif alırım. Ayrıca Mevlana Celaleddin Hazretlerine çok çok severim. Mesnevi okumanız da şimdiden hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar şöyle ufak ufak bence mesnevi okumalara başlayabilirsiniz. Alevilikte ibadetlerden önce ve sonra yapılan duaya çok güzel bir isim var. Bu çok hoşuma gidiyor gerçekten. Gülbang adı veriliyor arkadaşlar. Bakın çok güzel. Yani ibadet edecek, ibadetten önce ibadetin işte kabul olması, o ibadetin huşu içinde geçmesi için, ibadetten sonra da tekrar kabul olması ve böyle ibadetlerin devamı için dua ediyor. Ne kadar güzel yani Gülbank adı veriliyormuş. Çok güzel özellikler. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesine de hepimizin bildiği gibi laiklik adı verilir diyerek ilk sayfanın 28 tam puanlık sorusunu böylece almış bulunuyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen diğer sorumuzda kaldığımız yerden devam edelim o zaman lütfen sizler de aldığınız puanları bizlerle paylaşmayı unutmayın sevgili 7. sınıflar soru diyor ki aşağıda yazılı olan ayetleri ait olduğu sure ile eşleştiriniz çok güzel bir Kur'an-ı Kerim bilgisinden gelmiş soru toplamda 12 tam puanlık 3 ayrı suremiz var. Bunlar sırayla Nas suresi, Kafirun suresi ve Maun suresi. Hemen bir besmele çekelim ve şöyle sırayla başlayalım değil mi? Hangisini biliyoruz mesela? Bismillahirrahmanirrahim. Kul yavuzu bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril Yani B hemen şurada Nas suresinin ayetlerinden bir tanesi diyerek eşleştirmiş oluyorum. Devamını bilenler yorumlara gelsinler bakalım. Haydi görelim kimler güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar. Bilmeyenleri de inşallah bir an önce öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Peki Kafirun suresiyle Bismillahirrahmanirrahim Kul ya kafirun la abudu ma terbudun. Hemen bakın C seçeneği olan ayet kafirin suresinin hemen ikinci ayet olarak karşımıza çıktı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim tekrar. Ereytelli bi yükezi bu bittim. Fezaikellezi yediyor yetim. Vela huzu ala dermil miskin. Feveilü lil musallin. Ellevinehüm ansalatihim sahun. Ellev bine hum yuraun ve yamneunal maun diyerek de Maun suresinin tamamını okuyarak böylece A seçeneğindeki ayetinde Maun suresinin bir ayeti olduğunu sizlere göstermiş olduk diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Birazcık sesim kısık, birazcık sizi rahatsız edebilir. Bunun için hepinizden özür dilerim ama anlamadığınız noktaları isterseniz yorumlarda bizlere tekrar tekrar sorabilirsiniz. Evet, diğer sorumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve soru bize diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi muavvizetein surelerinden biridir? Daha önceki sınavlarımızda da sıklık sorduğumuz bir sorudur ki biz buna koruyucu sureler diyoruz arkadaşlar. Gerçekten sabah akşam sürekli okuyarak bütün maddi ve manevi kötülüklerden Allah'ın izniyle korunuruz ve bu sureler Nas ve Felak sureleridir ki şıklarda bunlardan bir tanesi olan Felak suresini görerek 6 puanı güzel bir şekilde kazanmış oluyoruz. Evet Harika gidiyor. Ben din kültürü yazılı sınavlarını gerçekten daha bir ayrıca seviyorum. Tabii matematik sınavlarını da çok hoşuma gider anlatmak ama din kültürü sınavları da gerçekten benim için çok keyifli, eğlenceli. Şöyle kendimin de bilgilerini böyle bir gözden geçirdiğim, süzdüğüm dersler olduğu için hoşuma gider. Hemen diğer soruyla devam edelim. İfadelerin başına doğruysa de yanlışsa Y yazmamızı isteyen soru toplamda 28 tam puanlık ve sırayla başlayalım. Din, ahlak ve gelenekler, kültürün maddi ögeleri arasındadır. Maddi ögeler arkadaşlar yani gözle görülebilir, elle tutulabilir gibi düşünebilirsiniz. Mesela neler olabilir işte bunlar yemekler, işte yöresel kıyafetler, tarihi ve doğal zenginlikler ama din demek, ahlak demek ve gelenek demek bunlar tamamıyla sevgili öğrencilerim manevi değerler arasındadır. Dolayısıyla yanlış diyoruz. İnsanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesine israf adı verilir ki haram olduğu bunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de defalarca vurgulamış. Bu noktada çok 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 dikkat etmeliyiz diyerek de bilginin doğru olduğunu ifade edelim. Ahiret hayatının süresi sınırlıdır diyor. Hayır arkadaşlar, dünya hayatı sınırlı ve sonludur. Elbet bir gün bitecek fakat bizim için sınırsız ve sonsuz olan ahiret hayatı başlayacak. İnşallah hepimiz ahirette ferahlıklara, güzelliklere kavuşan kullardan oluruz. Namaz kılmak imanın şartları arasında yer alır diyen bilgi. Maalesef yanlış. Neden? Çünkü namaz kılmak işte nereden başlıyorlar? The i̇manın ve İslam'ın şartlarından değil mi? 5 tane İslam'ın şartı. Hemen şuraya 5 İslam'ın yazalım. Şöyle I'yı unutmayalım. 6'da imanın şartları var. İslam'ın şartlarının en başında Müslümanlığı kabul etmek, Allah Teala'nın bir ve tek olduğunu, Hz. Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğunu kabul etmekle başlıyor ki biz buna kelime-i şehadet diyoruz kısaca. Hemen akabinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek geliyor idi. Peki ya imanın şartları nelerdi sevgili öğrenciler? Hemen onları sayalım. İmanın şartları Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Allah'ın sırasıyla kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine inanmak inanmak, kazaya ve kadere ve bir de tabii ki ahiret gününün varlığına inanmak olarak sıralanabilir. İslam dininde başkalarına maddi yardımda bulunmaya infak adı verilir ki bu bilgi doğrudur ve yine Kur'an-ı Kerim'de bize emredilen güzel <laughs> Afedersiniz. Emredilen güzel davranışlardan bir tanesidir. Özellikle infak noktasında yakın akrabadan başlamamızı emreder Rabbimiz. Böylece hatta bir de sevdiklerinizden infak ediniz der Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de. Sevdiklerinizden. Yani kendiniz aa ben bunu kullanmıyorum ya zaten bunu hiç sevmiyorum dediğiniz bir şeyi hayır arkadaşlar verdiğinizde sevap kazanmış olmuyorsunuz tam tersi bu kalemi çok seviyorum gerçekten benim için çok değerli ama değerli bir şeyimi vermek Allah'ın hoşuna gider diyerek verdiğiniz zaman daha güzel daha anlamlı bir sevap ve davranışta bulunmuş oluyorsunuz dolayısıyla sevdiklerinizden infak ediniz buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de tavafa Kabe'nin duvarında bulunan Hacerül Esvet taşının bulunduğu yerden başlanır diyen bilgi doğru dur ki tekrar aynı noktaya gelindiği zaman bir tam tavaf tamamlanmış olur. İnşallah Allah hepimize bu toprakları görmeyi nasip etsin. Hemen soralım. Var mı aranızda kutsal toprakları ziyaret eden güzel öğrencilerimiz? Haydi bakalım bize şöyle birkaç tanesi ee, anılarını böyle orada gördüklerinde en çok etkilendikleri şeyleri yazsınlar. Olur mu? Çok merak ediyorum. Ben de çok gitmek istiyorum. Benim için de dua edin arkadaşlar. Kültür eserleri kaynağını dinden alamaz diyen bilgi yanlış. Neden olmasın? Çünkü dinden olan özellikle mesela neler var? El yazması Kur'an-ı Kerim mesela değil mi? Hani gidiyoruz mesela bir Topkapı Sarayı e müzesini ziyaret ediyoruz mesela. Orada işte görüyoruz Kutsal Emanetler Müzesi'ni görüyoruz ya da işte camilerimizi ziyaret ediyoruz. Mesela camiler bizim kültürümüzün birer parçası değil mi? Ya da medreseler aynı şekilde. Dolayısıyla hayır kültür ögeleri hem maddi hem manevi. Bunlar da dinden kaynaklananlar da tabii ki de manevi değerleri oluşturanlar arasında yer alabilir sevgili arkadaşlar. Okey. E, tamam devam edelim şimdi kaldığımız yerden. Aşağıdaki melekleri görevleriyle eşleştiriniz dedi. Toplamda 16 tam puanlık soru geldi bize. Bakalım şimdi sorumuz ne soruyor bize? Her biri 4 puanlık. Evet sırasıyla seçeneklerimiz İsrafil, Kiramen, Katibin, Cebrail ve Münkernekir olarak çıkmış karşımıza. Şimdi hepimizin bildiği gibi belki öğrencilerin kendi aralarında da kodladıkları gibi. Aa boş harflerinden cami oluyor diye böyle şaşırırdık değil mi? 4 büyük melek sırasıyla Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil olarak bilinir hepimizin arasında değil mi? Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala'yla Allah-u Teala'nın seçilmiş kulları olan peygamberler arasında vahiy ileten meleğin adıdır arkadaşlar. Dolayısıyla C seçeneği olan Cebrail'in görevini peygamberlere vahiy getirmek olarak belirleyebiliriz dedikten sonra. Azrail Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam'ın görevlerini hemen gülümseten soru olarak yorumlarda soralım. İsrafil Aleyhisselam'ın görevinde biz söyleyelim ki biliyorsunuz ki vakti geldiği zaman sura üfleyecek biri kıya dünya hayatını sonlandıracak ve diğeri de artık dirilişle beraber kıyamet gününü başlatacak arkadaşlar hemen bunu da eşleştirmiş olduk. Peki geriye kalan iki çeşit melekler var. Şimdi bu dört melekler dışında tabii ki Allah Teala bize ee, gerçekten dünya hayatını sürdürürken bir sürü melek göndermiş. Yalnız kalmamamız için, bizleri korumaları için, yaptığımız iyi ve kötü davranışları yazmaları için ya da aynı şekilde mesela elimizi kaldırırken, kolumuzu indirirken ya da işte sağa sola dönerken değil mi? Yürürken daima etrafımızda hem biz koruyucu olarak hem de aynı şekilde işlerimizi yapmakta kolaylık sağlayacak şekilde ve tabii ki kendilerinin de görevleri olacak şekilde bazı melekler var. Bunlardan bir kısmı kiramen katibin. Katip kelimesinden de hatırlayacağınız üzere bu melekler yazıcı meleklerdir ki ne yaparlar arkadaşlar? Bizlerin amellerini yazarlar. O zaman kiramen katibin meleklerinin görevlerini insanların amellerini yazmak olarak eşleştirirsek geriye kalan kabirde karşımıza gelecek Rabbin kim? Kitabın ne? Dinin ne? Peygamberin ne? sorularını bizlere soracak olan Münker ve Nekir melekleri ki onlar da kabirde insanları sorguya çekmekle görevlendirilmiştir. İnşallah biz de kabirde bu sorulara kolaylıkla yanıt veren ve amel defteri sağından verilen kullarından oluruz Rabbimizin diyelim. Evet. Aşağıdakilerden hangisi? Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir diyen soru toplamda yine 10 puanlık bir soru bizim için. Hemen hızlıca bakalım. Bu sebeplerden biri dini yorumlayanların farklı coğrafyalarda yaşaması. Evet. Mesela suya ulaşım kolaysa işte noktasında mesela daha esnek davranılmış. Çünkü daha çabuk abdest bozabilir Su var zaten alabilirsin ama suya ulaşım zorsa mesela abdesti bozma şartları biraz daha zorlaştırılmış olabilir ki sık sık insanlar abdest almasınlar gibi ya da soğuk bir coğrafyadır ya da sıcak bir coğrafyadır gibi değişebilir. Kültür farklılıkları kesinlikle olabilir. Hani çünkü birbirinden farklı coğrafyalarda birbirinden farklı kültür ögelerini görebilmek ve bu sebeple de mezheplerin bazı alt basamaklarını hani tabii ki bunlar imani noktada değil yani kesinlikle yine Allah'ın varlığını kabul eden Allah'ın peygamberlerinin tamamına iman eden Allah'ın gönderdiği bütün kitapları emir ve yasakları dost doğru bir şekilde okuyan ve takip eden bu apayrı bir şey ama mesela abdest alırken dediğimiz gibi hani işte birinde parmağı kanarsa abdesti bozulur ama diğerinde eşine değerse abdesti bozulur gibi e, ameli noktada bazı farklılıklar olabilir arkadaşlar. Bunun özellikle altını çizelim. Hani mezhep burada tamamen din dışı bir şey değil arkadaşlar. Dinin değişmez kuralları yine değişmiyor kesinlikle. Sosyal ve siyasi sebepler olabilir ama dinin belli kurallardan oluşması bunun için bir sebep olamaz. Aksine bu kuralları bozmayacak ve bu kurallara asla zarar getirmeyecek şekilde bazı ameli farklı noktalar belirlenebilir mezheplerde. Diye Evet böylelikle bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz sevgili 7 sınıflarımız. Umarım açıklayıcı olmuştur ve umarım faydalı olmuştur. Lütfen aldığınız notları bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve lütfen video videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri desteklediğiniz zaman bizler gerçekten çok mutlu oluyoruz ve daha motive oluyoruz. O halde ne diyoruz? Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.